Kemal. Kemal, uyuyacak mısın? Ya. Ya çok yorgunum. Hadi sen de yorgun değil misin? Hastaneden yeni çıktın. Hadi dinlen biraz. Ya dinlen sıkıldım ben. Hem zaten kendimi çok iyi hissediyorum. Şahaneyim yani. Baş başa kaldığımız ilk günde uyuyacak mısın yani? Hadi uyu. Yani o zaman ben bir şeyler yapabilirim, değil mi? Hı hı. Gürültüde uyuyabilirsin yani. Senin için hiç sorun olmaz. Hı hı. Ya Kemal! Kemal! Uykuymuş arkadaş ya, ne uykuymuş. Pardon Kemal. Görmeden sevildiğini sor bana, ruhumu aşkla. Tereyağın yaptı da. Ateşini yaşanmış aşklar için özgür bırak nefesini. Tutulsun geceler, hüznün kırdığın kalemini. Susunca şarkılar. Ay pes vallahi pes. Top patlasa uyanmaz dedikleri sen misin meğer ya? Duramam ki güneşi, kal bana düşümde karanlıklar prensesi. Hadi katıl şarkıma, herkes duysun sesimizi. Aslında olanlar seni bana bağlayan, hatıra kalırlar geleceği. İçimde nefes alamaz bir yanım. Tutuşur o yanım. Sensizim bilemem. Bu mudur sonum? Nihan? Nihan? Allah aşkına senin orada ne işin var? Ya şimdi bunu mu sorgulayacaksın? İndirsene beni aşağı. İyi de ne işin var orada? Oğlum. Prensesim size hiç yakışıyor mu böyle şeyler? Ne yapıyorsunuz? Ah, neden indirdin beni? Senin ne işin var orada? Akıllanmadın mı hiç? Daha hastaneden yeni çıktın Nihan. Kemal Allah aşkına ya. Bana artık hasta muamelesi yapma. İyiyim ben. Zaten televizyon bozuktu. Sen ne yapıyorsun yukarıda? Antene mi bakıyordun yoksa? Evet, yukarıda anten. Yukarıda. Bak bakayım. Bak, hiç yukarıda anten var mı? Hı? Çok biliyorsun. Gelmişiz buraya. Yatıyorsun 2.80. Hiç böyle aman Nihan'ın biraz gönlünü hoş edeyim falan yok. Senin enerji fazlan var, atamıyorsun. Hadi gel. Nereye? Hadi gel, aktivite istemiyor musun? Bisiklete bineceğiz. Ya bak, bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel. Yapma, bir şey olacak bak. Korkma ya, ben çok iyi sürerim. Ya şov yapmana gerek yok, şimdi bir yerine bir şey olacak. Bak bak. Şşş. Sen de dede gibisin ya, hiç adrenaline gelemiyorsun. Ha, ben mi? Evet, sen. Tabii. Ya, sende var ya yürüyen adreniniz. Ne oldu? Ya.
Of ya. Nazar değdirdin, nazar. Ben mi nazar değdirdim? Yok ben. Yemin ederim maşallah dediğin iki gün yaşıyor Kemal ya. Şuraya bak, tekeri patlattın. Ver şunu. Ne yapacağız şimdi? Bilmem. Ah, bilmiyorum ne yapacağız, bilmiyorum. Gel. Ya gelin mi? Seni seviyorum. Bir daha söyle. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Açmam gerek. Biliyorum. Bizimkiler. Bir şey mi oldu acaba? Yok, bir şey oldu yok, merak etme. Efendim? Alo? Ne haber abi? İyiyiz, biz de Nihan'la yürüyorduk. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyim. Ben de oturuyorum işte. Şimdi Ozan da ilaçlarını aldı, odasına çekildi. Yani sizle konuştuktan sonra gergin tabii biraz. İyi ama değil mi? Bir şey olmuş. Yani iyi işte. Ama korkuyor. Son dakikada su koyuverecek diye korkmuyor değilim yani. Kemal bak, bir şey olmuş ve bana söylemiyorsun. Yüzün düştü. Zeynep, Nihan biraz merak etti. Ozan iyiymiş. Sadece biraz tedirgin olmuş. Ha, konuştu haklısın. Zeynep? Ay Allah ya. Ay Nihan abla, boş yere şimdi sizi huzursuz ettim. Ozan iyi mi Zeynep? Ama bana doğruyu söyle. Yok, iyi, vallahi iyi. Yani gerildi biraz, korktu haliyle. İlaçlarını düzenli kullanıyor mu? Aa tabii tabii, ben çok dikkat ediyorum ona, sen merak etme. Hem Zehir abi de yanımızda. 7/24 kapıda bekliyor, sağ olsun. Ozan da atacak inşallah korkusunu üstünden. Abime de bana da verdiği sözünü yerine getirecek. Tertemiz bir hayata başlayacak sonrasında. Bak bana yalan söylemiyorsun değil mi? Vallahi doğru söylüyorum. Gideyim uyandırayım istiyorsan, odasına çekildi uyumak için. Ha yok yok yok, uyusun tamam. Siz bizi düşünmeyin hiç. Yolunuz açık olsun. Keşke elimde olsa. Neyse tamam, hadi öpüyorum ikinizi de. İçin rahat ettin mi? Emir istemediğimiz sürece bizi burada bulamaz. Ozanlar da bulamayacak. İçin rahat etsin. Ya özür dilerim ama elimde değil işte. Yüreğim hep ağzımda sanki. Ben senin yanındayım. Her şeyi unutturacağım sana. Emir'in bütün izlerini sileceğim. Teşekkür ederim efendim. Çok kibarsınız. Teveccühünüz. Şimdi ne yapacağız? Nihan, sen de yerinde durmuyorsun ha. Ama ben böyle yerimde durunca kalbimin sesini duyuyorum. Pıt pıt atıyor korkudan. Şş, bana böyle yapma bak. Üzüyorsun beni. Seni üzmek için değil. İçin rahat olsun. Emir bizi burada bulamayacak.
Kemal benim aklım geride kalanlar. Annem de, babam da. Hatta senin ailen de. Onun derdi bizimleydi. Elinde tek kozu vardı, Ozan. Onu da aldık. Bize başka bir şey yapamaz ki. Tamam. Sen öyle diyorsan tamam. Hadi söyle bakalım. Söyle. Ne yemek istersin? Konuyu nasıl değiştireceğini de çok iyi biliyor. Evet söyle. Açık çek sana. Ne istersen. Her şey emrine amade. Buldum. Ne? Mangal. Mangal. Mangal yapalım. Mangal? Baksana tam konsepti değil mi? Ağaçlar, kuşlar böyle yeşillik, temiz hava. Oh. Yani. Yapmaz mıyız? Yaparız yapmasına da. Ben ne? Burada mangal var mıdır? Var var ben arkada gördüm. Ha yani arka tarafta. Ya şimdi onun çırasıydı kömürüydü falan çok uğraştıracak ama. Sen halledersin. Ya biliyorum canım hallederim halletmesine de. Hani diyorum ki şimdi o beni çok uğraştıracak. Onun yerine acaba sen çok acıktıysan şuradan. Yok yok ben o kadar aç değilim. Zaten hem saat de erken. Ben mangala kadar beklerim. Yaparsın değil mi? Tabii canım. Başka çarem var mı? Nasıl gidiyor usta? İyi gidiyor ya, fena değil. Birazdan yanmış olur. O zaman ben salatayı hazırlayayım mı? Tabii tabii, sen hazırla. Köz hazır olunca seslen bana, ben de etleri getireyim, tamam? Tamam tamam, hadi hallet sen bak işine. Mangal nasıl yanar? Nasıl yakılır ki bu mangal? Mangal nasıl yanar? Her yerim battı. Öf. Kömür oldum sırf şu halime bak. Yanmıyor. Aman gözüm ya. Aman ya yapmıyorum ya. Of. Her yerim yandı. Kemal. Kemal iyi misin? İyiyim ya. İyiyim nene. Mangal gazisi gibi olmuşsun da. Yok canım benimle ne alakası var? Yani bu çıralarla alakalı. Baksana şunlara. Nemli herhalde. Bu havada. Bu havada? Tabii. Nasıl olacak yani? Yakacağım ama merak etme. Kemal sen mangal yakmayı biliyor musun? Bu soruyu sormak için geç kaldım. Allah'ım, Allah'ım şu kulunu da etten tırnaktan yaptığını bana gösterdin ya. Sana şükürler olsun ya Rabbim, şükürler olsun. Benim hiçbir suçum yok. Biz de mangalı genelde abim yapardı. Ne yapayım? Babama bile bırakmazdı ki. Sonuç olarak senin de yapamadığın bir şey var mı? Var. Konu kapanmıştır. Bitti. Bir dakika öncesine kadar evet haklısın. Ama şimdi göreceksin yakacağım bunu. Emin misin? Var mısın iddiaya? Varım. Nesine? Bütün sabahlarımda olmana. Ya Kemal. Hadi mızmızlanma. Hadi mızmızlanma da etleri getir. Yakacaksın yani. Yakacağım, yakacağım bu mangal artık. Şeref meselesi oldu. Yakmam lazım. Aman o kadar uğraşsam ben de yakardım. Hiç benim zaferime gölge düşürme. Daha dur, görevin henüz bitmedi. O etleri yakmadan masaya getirmek de ayrı bir mesai. Seni bu masada aç bırakmak gibi bir hata yapar mıyım sence? Ha? Öyle bir hata yapar mıyım? Aa aşk olsun. Duyan da açlık bende sinir yapıyor sanacak. Tabii canım tabii ne münasebet. Ne münasebet. Beni yoldan çıkarmak için yapıyorsan hiç boşu boşuna yapma onu. Görev başında aşk almıyorum.
Çok iyi edersiniz Kemal Bey. Çünkü aşk karın doyurmuyor. O zaman ben mezeleri getiriyorum. Tamam. Kemal, biri geçti galiba. Nerede? Şurada, böyle. Sen geç şöyle. Gitme. İhancığım hadi geç. Geç içeri. Hem de git lan. Ne olur emir olmasın. Bak yemeğe misafirimiz var. Ya hoş geldin, hoş geldin. Etler? Ya etler yandı ya. Ne? Etler yandı tabii köpeğe bakarak. Yapamadın işte. Nihan, senin bu yaptığın tam bir sabotaj. Aa, üstüme iyilik sağlık. Kuru iftira. Değil mi? Kuru iftira. Sen de bana köstek olup duruyorsun. Biri var sandım. Ne yapayım? Korkmana gerek yok. Sana dediğim gibi bizi burada hiç kimse bulamaz. Rahat et biraz. Hala duruyorsun. Hani tabaklar? Baksana etler pişti. Emredersiniz. Sana da aşk olsun. Yüreğime indiriyordun. Hadi Nihan. Şşt. Tamam. Yer misin? Emir şirkette yok. Dikkatli olun. Bunları buldum. Olur mu? Olur tabii. Olmaz mı? Tamam. Ne içeceğiz o zaman? Ne içeceğiz? Ya süpersin. Hadi bakalım geç. Of of. Seni bir kez daha göremeyecektim. Biliyorum, çok güzelim. Ben ciddiyim ya. Yani sen otelin balkonundan düşerken... Eğer o tenteye çarpmasaydın, eğer o seni hafifletmeseydi şimdi böyle olmayacaktı. Ya Kemal tamam, lütfen. Bana söz ver. Bir daha kesinlikle böyle bir şey yapmayacaksın, tamam mı? Kesinlikle. Tamam, söz. Söz. Ya baksana, sen şu kızı mutlu edeyim sonra da üzeyim mi dedin? Hadi artık lütfen kapatalım o günü. Baksana her şey çok güzel değil mi? Sanki hiçbir yerdeyiz. Tam dediğin gibi. Hiçbir yerdeyiz zaten. Bizi hiç kimsenin bulamayacağı, Emir'in dahi hiç kimsenin bulamayacağı bir yerdeyiz. Hem de hiç kimsenin. Bundan sonra hep böyle devam edecek değil mi? Böyle olsun istemedik mi? Ya tabii ki öyle istedik. Ama işte hani sadece düşünüyorum. Hani hiç kimse bizi bulamayacak ya. O zaman biz de kimseyi bulamayacağız. Kimi bulmak isterdin?
aileni. Tam tahmin ettiğim gibi. Ben de işte seni bu yüzden seviyorum. Ne yüzden? Bu yüzden. Sevdiklerini sevme biçiminden dolayı. Ne demek o şimdi? Çünkü sen eğer birini seviyorsan hiç düşünmeden seviyorsun. Hiç. Kendini bile düşünmeden. Ama ben seni bıraktım. Hiç düşünmedim. Düşündün. Hem de çok düşündün. İçin yandı. Ama başka birini daha düşündün. Kardeşini. Kendini bile düşünmedin ya. Şimdi de aileni düşünüyorsun. Bir daha göremezsem diye. Sen demiyor musun? Sen de ailenden ayrılıyorsun. Ben onlarla öyle ya da böyle vedalaştım. Yani onlar anlamasa da. Peki ya sen? Seni o çatıda gördüğümde arkama bile bakmadan sadece ellerini tuttum Kemal. Ve seninle geldim. Seni Emir'in elinden çekip aldığım için hiç pişman değilim. Ama ailenle vedalaşmanı sağlayamazsam işte o zaman olurum ya. Hadi. Kemal. Hadi. Aileni ara. Kemal ben bunu yapamam. Ben eğer bizimkileri ararsam Emir bize ulaşır, bulur bizi. Sadece birini ara. Emir'e gitmeyecek birini. Hadi Nihan. Son kez. Yap bunu, vedalaş. Yoksa eksik kalacaksın. Hadi.